Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Dubai yarışları başlıyor. Ben de sizlere elimden geldiğince en azından hem oranları görme açısından bu şekilde size faydalı olmaya çalışacağım. En azından oyunları görebilirsiniz. Oranların, yurt dışındaki oranları görme şansınıza sahip olursunuz. Yani ona göre bir oyun kurma şansını elde edersiniz diye düşünüyorum. Bu bir koşu programı var. Öncelikle bunu söyleyeyim. 7 koşu yok arkadaşlar. Açılış programı nedeniyle 6 koşu koymuşlar. Ama ilerleyen günlerde 7 koşu da olur, 8-9 da olur yani. İlk ayaktaki oranlar bu şekilde arkadaşlar. 12 numara favori çıkıyor. 2.25'lik bir orana sahip. 2 nolu Sapkan 3.5 liralık oranı. Godolphin ekülleri koşuyor. 6 nolu Sapkan 3.5 liralık oranla ön planda. Diğer ekülcüsü 15-6.5 lira. Sonra 8 ve 10 nolu Sapkanların 16 liralık oranına sahip. Diğer Sapkanlar zaten ekülleri yine geliyor, Godolphin ekülleri. Yani bu ayakta anlayacağınız gibi 12, 2, 6 normal yazılması gereken sapkanlar. 12, 2 ve 6. Buraya en azından yazalım. 12, 2 ve 6. 12 numara gördüğünüz gibi Türkiye'de ikinci sıraya geldi. 12, 2, 2 diğer ekürü, 6 da diğer ekürü. Yani bu ekürünün dışına çıkmaz. Hani bu 3 sapkanın dışına çıkmaması gerekir. Ama sağlama almak istiyorsanız da bu iki sapkanı yazarsanız en azından hem bomba olma ihtimaline karşı. Yani geniş oynayanlar da bu 8-10'u ilave edebilir ama onlar 3 sapkan yeterli. 8-10'u ilave ettiğiniz takdirde en azından oyunları görmemiz açısından bu şekilde yani. En azından ekürde günün ikinci ayına geldiğimizde gerçekten zor bir ayak var. 12 safkan koşuyor ama gerçekten zor çünkü oran açısından da çok zor. En azından ben size şu oranları da göstereyim. Evet, şu anda çalıştığım yerden konuştuğum için bakın arkadaşlar favori 5 3 2 1 diye sıralama gidiyor. 8 6 10 8'den 10 zaten ekürü burada. Şu anda gördüğünüz gibi oranlar bayağı yani yüksek oranlar, yani sapkanlar birbirlerine çok yakınlar. Yani favori bile, yani sürdürecek bir favori yok. 3 lira favorisi, 5.5 lira rakibi, 7 lira, 7.5 lira, 10 lira gibi gidiyor. Yani bu bayağı ne yazabiliriz? 5-3, 2-1, 8-6, 5-3, 2-1, 8-6, 5-3... 8 ve 6. Yani bu ayak buranın yani sağlamı gözüküyor arkadaşlar. Zaten diğer kim yazılabilir? Çok sürpriz istiyorsanız 9'u ve 4'ü de yazabilirsiniz eğer çok bombaya gidiyorsanız. 9 ve 4'ü. Yani ben size geniş olarak göstereyim. En azından oyunun nerelere gittiğini görün. Ama ön planda dediğim gibi ilk yazılacak sapkanlar o da. 3. aya geldiğimizde 1900'lik kum yarışı var, sertlik yarış. Buradaki oranlara da bakalım. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi oranlar arkadaşlar. Bu şekilde yani buranın zorlu bir ayak olduğunu söyleyeceğim. Buraya yazılacak hatta 1, 2, 8... Yok, 2 yıl uyduruz. 2 yıl mı getirir? Vay anasını. Evet, bu ayakta gördüğünüz gibi 1, 2, 1, 2, 8 ve 6 yani yazılması gereken sapan. 8-6 ama zor bir 1-2-8-6-7 1-2-8-6-7 öncelikle yazalım. 1-2-8-6-7 diğer yazılacak hatlara bakalım. 11-13 11-13-3 13 zaten ekülü arkadaşlar ve bir de 3.
Hani biraz kalabalık kalabalık gösteriyorum ben size. En azından sıralamayı kendiniz takip edin. Ona göre yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın sıralama buradan itibaren ben size göstereyim. Yani favorisi 4 liradan başlıyor. 1 numara. Gelelim 4. aya arkadaşlar. En azından oyunları görmeniz açısından ben bunları bu şekilde gösteriyorum. Burada God of War ikilisi favori arkadaşlar. 2,5 lira korona sahip. En yakın rakibi de 8 nolu Suedus olacak. Ondan sonra zaten El Maktoum ikilisi var. 6,5 lira korona. Yani bu aya 9-8-1 desek herhalde bayağı kusursuz geçirsin. 9-8 ve 1. 9-8 ve 1 nolu yazarsak yani bu aya 3 safkan olarak bence rahat geçiriz yani. 5. aya geçelim arkadaşlar. Biraz acele etmeye çalışıyorum. En azından şurada görün. Görmeniz açısından. 4. ayın oranları. 5. ayda geçelim arkadaşlar. 6 numara safkan 2 lira korona sahip. Sonra 9 El Maktoum atlarından 3.30 4.10 lira. Yani burada 6-9 bayağı gruptan ayrılmış. Öncelikle şu 6-9'u yazalım arkadaşlar. Evet. Türkiye'de bayağı favori çıkmış. 9 da çok bayağı oran düşük ama bu kadar yurt dışında o kadar oran farkı yok. Eğer dikkat ettiyseniz 6-9 burayı bu şekilde bırakalım. Bakın oranları tekrardan göstereyim ben size. Yani yurt dışında bu kadar fark yok ama Türkiye'de bayağı bir fark var. Yani demek ki 9 numaralı ekürler gelirse bayağı sürpriz olacak o zaman. Çünkü 2 lira oranına karşı 3.30 oranı. Yani 2 safkan ayırma. Sonra zaten 4 geliyor, 1 geliyor. Sonra 9'un ekürüsü 5 var, 7 var. Bu şekilde sıralanıyor. Günün son ayağına geçelim arkadaşlar. 16.50. Evet, burada da ekürler günün bankosu olarak gözükecek. Normalde. Ben o şekilde görüyorum. Bakalım doğru mu? Hayır. Vallahi ekürler çıkmıyor. Altın oldu safkan favori çıkmış. Sonra ekürler çıkıyor. 6, 2, 3, 5, 10. Bakalım 6, 2 bakalım. Son ayakta 6 numara favori çıkıyor. Ama ondan sonra ekürler çıkıyor. Yani bunu yazdınız 84 lira kupon oldu. 2 ile yazdınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu bence ekürler geçilmemesi gerekiyor. Ben o yüzden en azından bakın ekür kaç tane ekür var? 3, 4, 5. Geçen yılda zaten her takibiniz olduysa ekürler böyle 5 safkanlı oldu mu? Hani affetmiyorlar. Ben o yüzden bu 2 nolu safkanı ben sizlere tek olarak atmanızı önereceğim. Yani rakip arası 6 ama başka yerde tek olarak geçebileceğiniz at olursa da en azından burada 6 numaralı safkında yazılabilirsiniz arkadaşlar. Yani oranlar bu şekilde. Ama ekürler bence kazanır. Arkadaşlar bu kadar bugünkü program. İnşallah sonra yine görüşmek üzere.